beşi doğuluydu zaten. Yarısı da o doğulların Diyarbakırlıydı. Çok Diyarbakırlı vardı. Ama ben askerde temiz bitirdim ya şeyi. Yani böyle ikinci ayımda artık ee, komuta şey neyse bunları konuşmayayım lan bunlar konuşulmaz. Ben aslen ağrılıyım. E, beş altı yıl önce Nide Borda karakol komutanıydı. Harbi mi lan? Karakol komutanı ne lan? Karakol yok ki orada. Oğlum anlatıl... ya şöyle anlatayım. Ben belirli bir noktadan sonra işte İstanbul olmanın artık yırtıklığı mıdır nedir? Bir de tabii çok samimi olduğum için insanlarla, dost olduğum için. Ben fabrikaydı bizim askerlik yaptığımız yer. Yani bir yanda fabrika silah üretiliyordu. Doğal olarak siviller de çalışıyordu mesai saatlerinde. Bu sebepten ötürü de böyle mesela kadınlar tuvaleti vardı. Kadınlar tuvaletinin anahtarı bende vardı. Gidip oraya e, Duşumu normal böyle Askerlerin aldığı yerde almıyordum da gece gidip e, X bir yerin odasındaki sıcak sıcak duşta alıyordum. Hatta böyle 30 kiloya yakın verdiğim için e, böyle soyuluyordum kendime falan bakıyordum böyle. Benim nöbet aralarımda 40 dakika boşluğum oluyordu. Ben oraya Discovery Channel bağlattım gazinoya. Gazinoda abicim ben bütün gün Discovery Channel izliyorum. Telefon elimin altında kız arkadaşımla konuşuyorum. Discovery Channel izliyorum. Ondan sonra işte nöbete götür, getir, millete silahlarını teslim et. Çünkü silah sorumlusu bendim. Bana zimmetli 32 tane Kalashnikov vardı. Ve bir tanesi kayboldu bir gün. <laughs> Siktir ya o çok kötüydü ya. Amına koyayım şeyde çıktı o silah. Ya amına koydum salakları ya abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Nöbet. Bak nöbette. Yok dayak yemedim kardeşim nöbette insanlar kaçacak yer arardı. Yani nöbet olduğu zaman o gece 3-5 nöbetini hele ki kışın çok soğuklar bastırdı nöbetler yarım saat iniyordu. Ben kiloyu orada verdim zaten. 10 kilometre yürü gel 10 kilometre yürü gel. Aa dur sabları mabları okuyacağım. Hepsini total okuyacağım abi. Dur şu an muhabbet kuruldu gidiyor. Hafızam şey olmasın etkilenmesin. Adamları kaldırıyorum uykuda. Bunu geçen gün yine anlattım. Uyanıyor pezevenk. Emniyet yeni falan de diyorum nöbetim var vatanı görün yani yapacaksın bunu. Giydiriyorum hücum yeleğini silahını eline veriyorum hadi yallah diyorum gidiyor bunlar. Abi devriye çıkıyor devriye geliyor diyor ki adamlar yerinde değil kulede değiller. Uzman çavuşlar aram çok iyiydi. Ulan bir gidiyorum camiye kaçmışlar caminin içi amına koyup kıpkırmızı. Her gün bunu yaşıyordum ya. Eksi 17 derece ya. Ufoları yakıyorlar caminin içindeki 25 tane ufoyu. Ortada bir de garibimler saygılarından hani o postalı çıkarmak çok uzun sürüyor. Postallar da böyle kapının önünde girmişler, hücum yeleğini çıkarmışlar, parkalarını çıkarmışlar. Caminin dışında postalları içeride yan yana uyumuşlar böyle. Her defasında şey yapıyorduk. Komutanın e, kepini, komutanın parkasını giyip korkutuyorduk abi. Böyle ip gibi diziliyorlardı. Emret komutanım. Vallahi komutanım çok üşüdük falan diyorlar. Siktir git diyorduk. Biziz amına koyayım. Yallah. Chat ne diyor ki uslu durun diyorlar ya. Oğlum asker korkutmak kadar güzel bir şey yok. O ipne mesela hatalı bir şey yapıyor ya. Yasak bir şey yapıyor. Zaten göt korkusuyla yapıyor onu. Hiç çatışmaya girdiniz mi terörist? Kardeşim ben 3 defa bazuka ile... Yok oğlum lan yok. hiç girmedim. Hücum yeliği şey. Bu böyle buralara AK-47 şarjörü takılıyor. Kalaçnikov'u anlat. Kalaçnikov abi güzel silah. Ya benim keskin nişancı rozetim var. Hep söylerim havasını atarım. Ee, genelde talimler şeyden yapılıyor. Gece vuruşu, gece atışı. E, 25 metre, 50 metre ve 200 metre. 200 metreden ne o? 3 defa bazuka geyik lan o. Sniper değil. E, tüfekte keskin dişancıyım. Ne anladın lan hücum yeleğinden? Sprey atılabiliyor mu? Keleş daha keleş nasıl kayboldu sanız? Keleş şöyle kayboldu. Ee, bir tane böyle arızalı bir tip vardı. Cihan da adı galiba. Cihan olması lazım. 6 8 6 8 nöbeti miydi? 7 9 nöbeti mi? Hatırlamıyorum. Çocuğa verdim silahını. Yanındakine de verdim silahını. Giyindiler, gittiler. Yani nöbet yerlerine bıraktım, geri döndüm. Neyse bunların nöbetleri bitti. Almaya gideceğim. Pardon sabah ihtiması var diye almaya gitmedim. Kim geldi lan kral geldi kral geldi. Neyse geri döndüm abi şey ee, silahla. Bu çocuklar geldi. Ulan iki asker gelmesi lazım bir asker geldi. Dedim nerede lan bu? Ya dedi abi o... o adam eceliyle öldü lan Warbent'teki. Dedim ki nerede diğeri? Ya dedi o biraz arkadan geliyor Siniri bozuk dedi tamam mı? E iyi Sonra bir gittim şeye, içtima pardon orada içtima girdi işte. Ha çocuğun da şeyini almam lazım yani imzasını almam lazım. İçtimaya fırladık. Lan cihan yok. Nerede bu herif? Bir baktım şeyde oturuyor, gazinoda oturuyor. Lan dedim neredesin sen? Sayıma gelecek her şey. Keleşleri saymaya gelecekler. Silah yok ortada. Çocuk var silah yok. Oğlum diyorum silah nerede? Sikerim lan silah falan diyor. Lan diyorum sen kafayı mı yedin? Yani TSK'ya ait bir tane silah sen ne yaptın amına koyayım? Dışarı mı fırlattın? Sakladın mı? Çok büyük suç oğlum. Adamın amına koyarlar. Yani bırak geçti bir silah mıyla öyle şarjör marjör kaybolması ihtimali yok yani. Ve benim başım yanacak. Üstüne mi oturdun? Sakladın mı? Akşam takıp mermiyi bize mi sıkacaksın amına koyayım? Ne yapacağım belli değil. Neyse. Böyle gene afra tafrada en sonunda ben bir dellendim. Dedim oğlum bak kendine gel sikerim ben atarlandım millet ayırdım ayırdı. Ondan sonra şurada duruyor lan dedi. Abi herif silahı gazinonun mutfağının çay ocağının pardon yani yanında çay ocağı var. Çay ocağının altındaki dolaba koymuş oğlum. Dolabı bir açtık AK-47 duruyor böyle yan. Yanında da şarjörleri duruyor. Aldık amına koyayım onu gizli gizli bak parkamın içine bir soktu mu AK'yi. Namlusu götüme değiyor. Ense köküm burada. Böyle hazır oldu yürür gibi çaktırmadan üç kişiyle silahlığa kadar 2 kilometre, bir kilometre hızlı hızlı yürüyüp götürdük onu koyduk. 5 dakika sonra sayım yapıldı abi. Bizim orada kasatura, kasatur, bizde yoktu mesela onlar. Ya yanlışla ateş edemez. Şimdi bizim nöbetlerde şöyle bir şey oluyordu. Şarjör içi mermi dolu ama şarjörün etrafı komple bantlanmış durumda. Çünkü şey bölüm olmadığı için böyle terör odaklı bir yer, terör riski olan bir yer olmadığı için Bantlıyorlar. Hatta biz onu hep yadırgıyorduk. Ulan ha, hakikaten bir şey olsa biri bize saldırsa ben bu bantla nasıl uğraşacağım diyorduk. Ya derdi işte. Oğlum refize bildi. Herifin derdini bilmiyorsun ki. Lan kimisine tahta silah veriyorduk lan. AK-47 marangoza yaptırmışlar. AK-47 formunda tahta ahşaptan silahla çıkıyor derif nöbete. Dövmedik adamı canım. Bizim koştan adam. Ama ağzına sıçtık yani tabii. O da bir kendini veya birini vurmasın diye. Oğlum çürüye çıkmak için kendini vuran adam var lan. Ki dizine sıktı lan biri orada. İşte neymiş efendim? Baba, biri de şey dedi babamı gördü. Babasıyla nefret ediyormuş. Ateş etmiş herif. Ne oldu lan dedi şey. Babamı gördüm diyor. Yani cevap bu. Babama sıktım diyor. Abi askere gidecek olanlar için. Ee, uyum sağlayın. İlk haftalarda, ilk, ilk haftalarda uyum sağlamaya çalışın. Orası askerlik. Mahalledeki atarınız gidiniz, okulunuzdaki artistliğiniz bilmem orada sökmez. O yüzden ne kendinizi ezdirin çok ama sevdirirseniz kendinizi insanlara kimse sizinle uğraşmaz. Gecenin üçünde sana tokat atıp katlan şu koğuşu sil demez kimse sana. E, bedelli yapmak adamlık mıdır değil midir? Abicim bu kişinin kendi kararıdır. Bunu yargılamak kimseye düşmez. O yüzden sen kardeşim adamlığı onu yapmak olarak görüyorsan git yap. Aşkı kimseye de hesap verme, hesap sorma. Ben Hakkari Çukurca'da yaptım ve olaylar ne e abi var. Benim de öyle. Benim gittiğim dönem birçok arkadaşım Doğu Beyazı'da gitti, bilmem nereye gitti. Ama devrecilik dediğiniz şey gerçekten zor bir şey. Bizde mesela yoktu. Bizim bölük komutanı devreciliği seven bir adam değildi. Çünkü Bölük komutanının kardeşi devrecilikten dolayı dili çok yanmış bir adamdı. 4K mı? Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelen arkadaşlar. Diyarbakırlı Kado21 Twitch Prime'la abone olmuş. Chat Feriştan'ı seveyim demiş. Seviyorum sizleri demiş. Prime'la abone olmuş. yarrambaşı. başı. Plavlis Prime'la abone olmuş. Selam Mam Prime'la abone olmuş. Mestor krediçesi arıyorum. Prime'la abone olmuş. No 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 no. Canlar teşekkür ederim. Onun öncesine ineceğim. Ee, soru sor bakayım ne yeni yapacağım demiştin ne zaman yapacağım yapacağım bir ara ee, şeyi anlatayım size bak o önemli askerlikte atış yapamayan adamlar var ben o konuda çok şanslıyım yani ben silah sorumlusu olduğum için çok ateş ettim ee, hep böyle saklarım hatta işte o mermilerin kovanlarını falan e, saklayıp orada bıraktım yasakta orada bıraktım neyse sayıma giriyor çünkü onlar <laughs> şeydeyken eee İlk atış yapacağımız zamanı anlatıyorum size. Elimize verdiler. <laughs> Elimize verdiler AK-47'yi. Tamam <laughs> mı? AK-47'yi aldık. İlk başta oradaki usta askerler boş bir alanda size boş silah üzerinde silah öğretirler. Şarjör nasıl takılıyor? Şarjörü önden takacaksın, arkadan içeceksin, yani kolu çekeceksin. İşte bu otomatik, bu single, bu bilmem ne falan anlatırlar tamam mı? İşte biz gittik o zaman da böyle geyili döndürüyoruz. Oğlum biz Counter Strike çocuğuyuz falan diyen kısa dönemden tut yok ben kırmalı tüfekle şunu şunu vururdum diyenler bilmem ne. Hani ilk eline silah aldığın zaman diyorsun ki e, ee, Sekoti sikerim senin ağzını. Hadi siktir şimdi. Şey sanıyorsun ilk. Böyle oturduğum zaman mermiyi namluya verdim mi 12'den vuracağım sanıyorsun. Öyle olmuyor. Niye öyle olmuyor? G3 yok. G3 kalktı. G3'ü kaldırdılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. G3 kötü silah bu arada. Her türlü tutukluk yapıyor, bir su teması, kum temasında sıçıyor, çok tepiyor. G3 çok kuvvetli bir silah. Vurdum mu yok ediyor ama e, kullanın açısından çok çok kötü. AK-47'nin, ya size bir şey söyleyeyim mi? Kalashnikov Var hala mı? Nasıl lan var hala? Kalktı oğlum, mümkün değil. Ha belki AK-47'nin yetişmediği yerlerde G3 veriyor olabilirler, bilmiyorum. Ama genel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nden e, ana silah olarak kaldırıldı. Onu çok iyi biliyorum. Hatta şu an bir komutana mesaj atarım yani. Saat erken. Keleş'i kaldırdılar. Keleş'i kaldırmazlar oğlum. Saçmalamayın ya. Keleş'i nereye kaldırıyorlar? Bir dakika dur. O zaman benim haberim yok. Yani benden sonra tekrar bir değişiklik olduysa bilemem. TSK... Genel kurmay başkanlığına bakalım. Öyle var 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 amına koyayım. Duyan var diyor zaten. 9 yaşında askerliği bilmeyen adam da var yazıyor da. Diğeri de yazıyor. Bakalım abi en güzeli bu. TSK. Evet. G3. eee 2011 yılında kaldırılmış tamamen G3 piyade tüfeği. G3 1950'lerde Alman silah üreticisi bilmem ne bilmem ne İspanyol Devleti'ne ait dizayn ve geliştirme ajansı ee, bilmem ne bilmem ne tarafından gelişti. Değişik versiyonları var. Eee, tamam. Makine kimyanlısı MK tarafından geliştiren dünyada kullanan piyade tüfeğinin özellikle, özellikle, özellikle tüfeğinin adet prototipi üretildi. Ha! Eee, yeni silah üretildiği için bir saniye dur. G3'ün kaldırılma sebebi Kimya Endüstri Kurumu tarafından üretilen yeni silah adını arıyorum. O şu anda TSK tarafından kullanan geçiş plat tüfekle daha çok düzenli ordu savaşı üretildiğini, ağır ve bakımı zor olan bu tüfeklerin yerine daha hafif ve bakımı kolay yeni silah piyat ihtiyaç duyulduğunu belirten yetkililer bu dönemde milli modern piyat tasarlandığını söylediler. G3'e göre daha hafifmiş, daha şeymiş. Bu söz harfi içerisinde kalaçlık... Tamam. O zaman mevzu şu. Ee, M... Yok yok. MPT-76 mı? Bakayım. MPT. 3 kilo 700 gram bu arada çok iyi. Neyse dur. Mevzu şu demek ki. Adamlar G3 boktan silah diye iptal etmişler. Zaten Türkiye'de AK-47 sayıca çok. Bütün TSK'ya AK'ler dağıtıl, dağıtılmış. Demek bizim olduğumuz dönemde yeni prototipi yapılmış silah üretimi çıkınca da ona dönecek. Yani şu an G3'de, e, Keleş'te var diye biliyorum. O P90'lar falan normal düz ellerin olduğu yerde bulamazsın. <laughs> Yo fotom gitmedi abi. G3'ün kaldırıldığını söylüyorum zaten. Sen büyü askere git. Öyle fotonu yollarsın askerdeyken. P90A diyor. Neyse durun. Şimdi mevzuyu saptırmayın. 2012'de gittim askere. 2011-2012. Yattım abi şeye. Öğretiyor işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bilmem ne. Cart Ondan sonra dediler ki denetim var. 2 hafta sonra atış yapacaksınız. O yüzden bizi gerçek mermiyle hazırlayacaklar. Abi gittik. Şimdi bak 5 tane asker yan yana yatıyorsun yere. Arında böyle ikişer metre mesafeler var. Kaç tane mermi koydular ilk başta? 3 tane mermi taktı şarjöre. Taktık. Kurduk. Bekliyoruz. İşte komutan şey veriyor. Komut veriyor. Nefesini tut bilmem ne anlatıyor. Tetiği ezme diye bir tabir vardır. Bilir misiniz? Tetiği ezmeyi birçok kişi bilmez. Filmlerden falan duyan varsa bilir. Şimdi oradaki kimse bilmiyor. Sen nasıl sıkarsın şu an silahı? Bak tetiği ezme biliyor musun? Silah elinde, tabancada da bu. Hepsini, yarım basma falan değil. Normalde ateş ederken ne yaparsın? <laughs> diye sıkarsın, değil? parmak böyle olur. Bu yanlış bir şey. 200 metreden mesela şunu yaparak adam vuramazsın. Hedefini vuramazsın. Normalde şu, nefesini tutarsın. Silah ateş edene kadar tetiği ezersin. Yani senin ne zaman mermiyi yollayacağın senin bilincin dışında olur o. Böyle yavaş yavaş ezersin ezersin. Parmağını bile hissetmezsin. Ezersin. Bir ara silahın patlar. İşte o nokta atışıdır abi. Parmağın boğumu önemli tabii canım. Parmağın boğumu vesaire o detaylara girmiyor. Orada ben 200 metreden çatır çatır vururken parmak boğumu falan değil. Gayet parmağımın ucuyla sıkıyordum. Ben. Bu tamamen sizin Tekninizle alakalı olan bir şey. Net kuralları yok. Ama net kural bir şey varsa ezmektir. Hepsini denedim abi. Tak, çek mesela. E, Gözge arpacık yapıyorum. Hedefe yüzde yüz odaklanıyorum. Yatışım doğru, nefesim doğru, diyafram her şey tamam. Ezmiyorum da hiç elimi kıpırdatmadan bir de böyle öndeki kum torbalarını da silah sıkıştırıyordum ben. Bam basıyorum. Yok abi hedefe bile gitmiyor. Ama ezdiğinde o üçgeni vuruyorsun abi hedeften. Neyse siktir et. İlk işte yattık. Kulakları anlatacağım işte. Hani diyorsun ki silah ben şimdi çocukluğumda falan maşk davi falan varken birçok silahla ateş ettik çevremizden babamdan falan bilmem neden. biliyorum. Zevk de aldım şey atışçılığı çok severim. Abi niye bilmiyorum ama o ilk mermiyi sıktım. Kedi ne yapıyor lan? Ha. Benim kulak böyle bir dans etmeye başladı. Anladım. Oğlum bir patlıyor. G3 kadar değil ama keleş de bayağı koyuyormuş. Neyse iki öğrettiler. Silahların ayarları bozuk. Silahların ayarlarını yaptık. Ondan sonra atış talimine geçilecek. İlk 25 metreden 25 metreyi vuruyorsun diyorsun. Tak vuruyorsun eyvallah. Dediler ki 50 metre. Ulan 50 metreye yaptık. Göz göz arpacık. Göz göz arpacık yapıyoruz ama 50 metre bile böyle biraz uzak yani. Arkadaş 200 metreye bir koydular hedefi. Ya kedi ne yapıyor ya? He farelerin yanına. 200 metreye bir koydular. Dedim ki sik sen vuramazsın. Mümkün değil. Hedef tatlısını göremiyorsun. E, nişan aldığın zaman hedef tatlısı senin baktığın alandan küçük kalıyor. Neyse sonra vuruluyormuş onu öğrendim. iki ta üç tane denetleme gördüm. Üçünde de hepsinde tam hedef vurdum. Ondan sonra yarış yapıldı. İki farklı bölük kapıştı. Onda da birinci olduk. Kısa dönemler vallahi çok iyi vurdu yani kısa dönemler niye bilmiyorum ama çatır çatı denetleme perişan ediyor evet. Ondan sonra e, şeyi de rozeti de kaptık Allah'a şükür. Bir de iki tane belgem var onları size gösteririm bir ara. Baya keskin nişan ya Türk silahlı kuvvetlerinde denetlemelerde e, tüm atışları gece atışı dahil hepsini 12'den vurduğun için sana rozet veriyor. Gece atışları da şöyle oluyor. Karanlıkta oturuyorsun zifiri karanlık bak. Hedefte atlaları gece atışında 200 metre yok. 50 metre. Lant var. Şeyi takı arabayı park ediyorlar. Işığı açıyor kapatıyor. Selektörü yakıyor kapatıyor tamam mı? Ve selektörü yaktığı an vurum vurmayacaksın. Selektörü yaktığı an hedefi nişan alacaksın yani. Hedefi tutturacaksın. Tek yaptıkları şey şu. Arpacık kısmına fosforlu yeşil bir nokta değdiriyorlar. Bak manuel ha gece gözüken yeşil bir nokta değdiriyor. Sıvı böyle. Tipex gibi bir şey. Red dot med dot yok oğlum. Ne red dot'a bırakıyorum. Her şey manuel. Ondan sonra oturuyorsun böyle. Işığı yakıyor. Hedefi alıyorsun. ışığı kapatıyor ya. O an sıkman lazım işte. Bam bam. O zaman bir PUBG var senin. Ya çok farklı ya öyle PUBG. Gerçekte olsa anlının çatından vururum da. Ben manuel seviyorum. <laughs> Askeri alınırsam ben abi uz Şey değildim, rütbeli değildim. Ben çavuştum. Gece çavuşuydum Muhtemelen askere beni bir daha bir olay olsa burada arada keskin nişancı şeyin olduğu için, rozetin olduğu için yüksek ihtimal öncelik olarak bir savaş durumunda alıyorlar seni, topluyorlar. Olsun. Feda olsun. Ne yapalım? Askerde intihar eden oldu. Bel var ama. Ha evet. Bel zaten ben fıtığım olmasına rağmen, benim askere gittiğim zaman da belim sıkıntılıydı. Ee, şey yoktu. Benim spor yapamaz raporum vardı fakat ee, yani işte. Subay olun abi hem maaşı güzel. Ya bak subaylık şöyle düşün. Ben istemedim subay olmak. 12 ay yapmak istemedim. Ama benim subayım teğmen, teğmen miydi o? Değildi. Daha almamıştı pırpırı. Benden 7 yaş küçüktü. Üniversite mezunu. Bana bir kıl oldu. Abire bana ayar çekiyordu. Bana çay getir. Bana şunu yap. Bunu yap. Aztek. Azteğmen. Aztek değil Azteğmen oluyor. Aynen doğru söylüyorsunuz. Azteğmenliği bitirdiği zaman da pırpırını alıyor. Pırpır dediğim yıldızını alıyor yani. Teğmenliği alıyor. Kıskanmıştır hoş diyorum <laughs> Ya bir de Chios, çioz...